Biliyorsunuz Otodesk 2025 sürümlerinin piyasaya sürdü. Biz de bugün sizlerle beraber Revit 2025'te neler değişmiş, neler eklenmiş bunlara göz atacağız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk bahsedeceğim özellik Wall Wrap. Eskiden biz eski sürümlerde bir duvar çizdiğimizde duvarın etrafındaki sıvaların duvarın yanından dönüp dönmeyeceğini ayarlamak için İki farklı duvar oluşturuyorduk. Ne demek istiyorum? Şimdi ben duvarımı çizdim ama tabii ki detay seviyesini tayine çekmeyi unutmayın ki katmanları görebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradaki sıvanın bu duvarın etrafından devam etmesini isteyebilirdim. İstemeyebilirdim. Bunları oluşturmak için de iki ayrı duvar familisi oluşturuyordum ki istediğim zaman orası sıvalı bir şekilde dönsün, istediği zaman da orası bu şekilde kesik olsun şu an ekranda gördüğünüz gibi. Ama şimdi bunu artık iki ayrı family oluşturmadan şöyle bir yöntem geliştirmişler. Şimdi buna tıklıyoruz. Edit type'ına geliyoruz arkadaşlar. Burada wrap'leri görüyorsunuz. Wrapping'in nerede başlayacağını, nerede biteceğini işaretlediğimiz bir alan var. Şimdi ben buna exterior, diğerine interior dedim. Onayladım ve bakın artık burayı kapattı. Şimdi benim tüm çizimlerimde burayı kapatacak mı? Hayır. Yenilik zaten burada devreye giriyor. Tıklıyoruz. Bakın şurada kenarında bir işaret çıkıyor. Eğer beyaz ekranda kullanıyorsanız, light temada kullanıyorsunuz, C ve boşluk tuşlarına basarak ekranı beyaza da dönüştürebilirsiniz. Şöyle tıkladığınızda bakın burada mavi bir simge çıkıyor. Buna tıkladığınızda artık bu taraf sarmıyor. Wrap olmuyor artık. Öteki tarafına gelelim duvarın. Bakın burası hala sarılı bir konumda. Buna da tıkladığınızda burayı da açıyor. Ve tekrar tıkladığınızda da kapatıyor. Bunun için artık tekrar tekrar family oluşturmamıza gerek kalmadı. Görüldüğü üzere istediğim gibi bu tarafını açarım. Kapatırım, bu tarafı açarım. İkisini bir açık bırakabilirim. Artık bu tamamen bizim kendi tercihimize kalmış bir durum oldu. İkinci özelliğimiz ise AutoJoin. Şimdi biz eskiden bir duvarın önüne farklı bir duvar eklediğimizde buradaki açıklıkları istediğim gibi oluşturamıyorduk. Ne demek istiyorum? Hemen şuraya bir kapı ekliyorum. Şuraya bir kapı açtım arkadaşlar. Buranın view range'ini biraz aşağı indirelim ki daha rahat görelim. Şurayı böyle yapıyorum. Bakın şu an boşluğu görüyorum. Kapı boşluğunu görüyorum. Şimdi diyelim ki benim bir tane daha duvarım var. Burada da duvarı değil de belki bir uygulama yaptım duvara. Bunu göstermek istiyorum. Bunu buraya bu şekilde çizdiğimde bakın hem bir hata alıyorum hem de buradaki boşluğu benim kapımı açarak göstermiyor bana. Bunu tekrar benim ayarlamam lazım. Halbuki yeni gelen güncelleme de artık bunu da finish face exterior yapayım ki şu şekilde çizdiğimde hata almadan o boşluğu çıkartmadığını görebileyim. Artık çizeceğim duvarımı, AutoJoin'i açıyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Buraya da tıkladığım anda gördüğünüz üzere yeni oluşturduğum duvarda aynı boşluğu, aynı kapı boşluğunu ben ekstra bir ayar yapmadan benim için oluşturmuş oldu. Bu da tabii ki yine bizim için çok hızlı bir avantajlı durum ortaya koydu. Bir diğer özelliğimiz de TopoSolid'in içerisinde arkadaşlar. Hatta birden fazla özelliğimiz var. Ben her zaman kurslarımda da söylerim. Revit'in arsa modellemesi Revit 2024'e kadar çok zorlayıcı ve çok zahmetliydi. Ama Revit 2024'ten itibaren artık yeni gelen TopoSolid komutuyla beraber artık daha hızlı, daha çabuk arsalar oluşturabiliyoruz. Çok daha hızlı verim alabiliyoruz programdan. Ve 2025'te de artık üzerine koyarak devam ediyorlar. Ne demek istiyorum? Hadi gelin hep beraber bakalım. İlk olarak hemen MesimSide'a gelip kendimize bir TopoSolid oluşturalım. TopoSolid'imizi şöyle bir dikdörtgen şeklinde oluşturuyorum. Şuradan 3 boyutumuza gelelim arkadaşlar. Arsamızı gördük. Shaded yapalım daha detaylı bir şekilde görebilelim. Şunları şuradan siliyorum. Şimdi arsamıza da şöyle bir eğim verelim istiyorum. Eğimimi de 120 santimden daha fazla yapacağım. O yüzden şurayı şöyle değiştiriyorum. Burayı editlemek için Modify Sub Elements'a geliyorum ve şurayı şöyle aşağıya indiriyorum. Şimdi diyorum ki ben şuraya bir plan çizeyim.
Plan çizerken de bunun florunu oturtayım içerisine diyorum. Ve şöyle bir renk alıyorum. Burada level 1'e bakın. Buraya bunu oturtuyorum ve onaylıyorum. Şimdi arsamı bir tık daha yukarı taşımak istiyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere benim florum şu an içeride kaldı. Ama ben bu floru tabii ki topraktan bağımsız bir şekilde yukarı çıkartmalıyım. Yani toprağı kazmalıyım aslında. Ne yapacağım peki? Tıklıyorum. Bakın şuraya excavate diye bir alan geldi. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şuradan florumu seçiyorum ve tekrar geldiğimde arkadaşlar arsamın içerisinin bölümlendiğini görüyorum. Yani projelerinizi oluşturduktan sonra tekrar arsadan bir çıkartma yapmanıza gerek kalmadan florunuzu seçerek arsayı boşaltabiliyorsunuz. Bu bizim Toposolid'deki ilk gelen özelliğimizdir. Bir diğer özelliğimiz bakın. Şimdi arsaya tıklıyorum. Şurada Other kısmına bakın. Total Exploitation Volume diye bir alan var. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben şu an bu floru buradan çıkarttıktan sonra şuradaki boşalan hacmin kaç metreküp? Ben bunu artık görebiliyorum arkadaşlar. Tabii ki bu çok yaklaşık sonuçlar verebilir. Eğer arsanızı tam anlamıyla doğru çizdiyseniz ve bunu aldıysanız buradan ne kadar harfiyat yapacağınızı öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Bu da yine çok yardımcı olacak bir veri ve bunu anında verdiği için de tabii ki yine çok büyük kolaylık. Bu aynı zamanda duvarlarda, building pad'lerde, meslerde de çalışıyor arkadaşlar. Duvarı görelim. Duvarda nasıl bir etkisi oluyor? L1'e gördüğünüz üzere şöyle bir duvar çizdim. 3 boyuta geldim. Duvarımı görüyorsunuz. Şu an tıkladığımda herhangi bir veri görmüyorum. Çünkü henüz arsadan buna bir çıkartma yapmadım. Cut diyorum. Arsaya tıklıyorum ve duvara tıklıyorum. Bakın artık duvara tıkladığımda Dimension bölümünde daha farklı bir sonuç göreceğim. Gördüğünüz üzere Excavation Volume'ü burada da görüyoruz. Arsa içerisinde çıkarttığınız herhangi bir kısmın ölçüsünü, metreküpünü burada bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi arsamız burada tek yöne eğimli bir arsa olarak görünüyor ama her zaman böyle arsalara sahip olamayabiliyoruz. Ben şuralara şöyle bazı noktalar ekleyip olayı biraz zorlaştırıp karmaşıklaştıralım istiyorum. Şurayı şöyle yukarı çıkaralım. Burayı biraz aşağı gömelim. Burası biraz yukarıda olsun. Burası biraz yukarıda olsun. Diyelim ki böyle bir alanımız var. Şimdi tabii ki buradaki değerlerimiz yine değişti. Duvarın içerisindeki değerimiz de değişti. Florumuzun içerisindeki değerimiz de değişti. Ama bahsetmek istediğim yer burası değil. Gördüğünüz üzere arsamız şu an çok keskin hatlara sahip oldu. Ki birazcık bilgisayarınız da zorlayacak ama geliyorsunuz arkadaşlar Messing Side'a. Buradan Model Side'ın içerisinde Toposolid Smooth Shading'e tıklayıp oluşturduğunuzda bakın arsanın artık daha yumuşak hatlara sahip olduğunu görebilirsiniz. O da tabii ki yine işinize yarayabilecek bir diğer özelliğimiz. Ve gelelim Toposolid için olan son özelliğimiz arkadaşlar. Benim şurada oluşturduğum bir mesh vardı. Şimdi bunu sizlerle beraber hayata aktaralım. Unhide in view element olarak RH diyelim ve bunu bizim şu anki arsamızdan uzaklaştıralım. Gördüğünüz üzere bir mesh çizdim. Biraz eğimli, girintili, çıkıntılı bir alanımız var. Artık biz bu mesh'i arsa olarak kullanabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Messing side'a geliyoruz. Bakın artık burada toposolid dediğimiz bir alan var. Biz daha önce floor'u, wall'u, roof'u, curtain sistemi buralara uygulayabildiğimizi zaten biliyorduk. Ama artık Toposolid'de bunu uygulayabiliyoruz. Tıklıyoruz. Sonra da mesimize tıklıyoruz. Create Toposolid diyoruz ve artık bizim o eğimimize sahip arsayı bizim için oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Şu görüntü mesten kaynaklı. Şuradan tutup bunu sildiğimizde artık arsanın bu halini görmüş oluyorsunuz. Bir diğer özelliğimiz. Artık biraz daha düzenleme alanına giriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz paftalarımızı oluşturuyoruz Revit üzerinden. Bu paftaları düzenlemek için ayrı bir koleksiyon oluşturma özelliği geldi. Ne yapıyoruz?
Buradaki sheetslerin üzerine geliyoruz ve sağ tıklıyoruz. Bakın burada artık New Sheet Collection denilen bir alan çıkıyor. Tıkladığımızda artık sizin koleksiyonunuzu oluşturma şansını elde etmiş oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Buna bir isim verebilirsiniz. İşte planlar dediniz. Daha sonra buradaki oluşturulan sheetleri buradaki koleksiyonunuzun içine attığınız zaman bakın artık o koleksiyonun içerisinde yer alacak bu planlar. Bu şekilde düzenlediğinizde daha düzenli, derli toplu bir alana ulaşmış olursunuz. Ve arkadaşlar bir diğer özelliğimiz de buradaki çoklu verilerimizi düzenleyebilmek. Bunu detay çizimlerinizde de oluşturabilirsiniz ya da plana yerleştirdiğiniz bazı yazılarda da oluşturabilirsiniz. Yazı ya da tek hiç fark etmez. Şu an burada düzensiz bir alan görüyoruz. Duvara işaretlenmiş bir tek ve iki tane de text görüyoruz. Bakın burada artık multiple align denilen bir alan çıkıyor. Burada hepsini aynı hizaya getirebiliriz. Düzgün alanlar oluşturabiliriz. Ben tüm tuşları görmeniz adına birazcık videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğitimimde de tüm bu özellikleri ve daha fazlasını kullanarak yepyeni bir proje çiziyoruz sizlerle. Kurslarımızı sürekli güncelliyoruz biliyorsunuz. Kuponlu linkler aşağıda sizleri bekliyor. Yeni güncellemede benim en sık kullandığım yenilikler bunlar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.